Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabb şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukdete min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. Sözler Risalesi'nin 185. sayfasındayız. Söz basımın sayfa 6 sözlüklü bu tasarımına göre. Diğerlerinde nereye tekabül ediyor bilmiyorum. Paragrafın başından biraz okuyayım. Daha bunlar gibi gunagun ubudiyet vazifeleriyle şu dar-ı dünya denilen diye başlayan kısmı okuyacağız. Ondan sonra dönüp okuduğumuz kısmın başına bir miktar tefekkür etmeye gayret edeceğiz. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de hidayetini ondan diliyoruz ama ondan evvel, yani asıl kaldığımız yere başlamadan evvel 11. sözün başına bir dönelim. 11. sözün neyin hakkında olduğunu bir hatırlayalım. Baştaki ayetleri mutlaka bir okuyalım. Çünkü buradaki mesaimiz aslında bu Kur'ani hakikatleri anlamak için. 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve duhaha ve'l-kameri izâ telâha ve'n-nehâri izâ cellâha ve'l-leyli izâ yaghşâha ve's-semâi ve mâ benâha ve'l-ardı ve mâ tahâha وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّهَا اِلَى اَخِرِ Bu ayetler Şems suresinin 1 ila 7. ayetleri. 1 ve 7 değil, hep yanlış söylüyorum. 1-7 olunca sanki 1 ile 7 okumuşum gibi anlaşılacak. Yanlış, öyle değil. 1 ila 7. ayetleri. İlâ ahir dendiğine göre aslında tabi surenin devamındaki ayetler de belki buradaki murada dahil. Hem de zaten Kur'an'da bu tarz insan ile kainat ilgisini anlatan ayetler de bu 11. sözün tefsir muradına dahil olabilir. Allahu'l alem. Pekala, kısa bir mealini, kısacık bir mealini sizinle paylaşayım. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamla yaratana. Şems suresinin 1 ila 7. ayetleriyle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile fark ediyorduk ki, hep tekrar ediyoruz bunu, etmeliyiz de, Cenab-ı Hak kainattaki düzen içinde sanki bir gül goncası gibi sarılı olan intizamı ve onun içinde insanın durumunu görmemizi istiyor, fark etmemizi istiyor, dikkat etmemizi istiyor. Bunu bize emrediyor, tavsiye ediyor, nasihat ediyor, nasıl anlamak isterseniz. Ama yani bu ilişkiye girmelisiniz diyor kainatla. Sizinle kainatın bir ilgisi var. Sizde insan olarak yaratılmanızı, insan olarak kendinizi bilmenizi, kendinizin farkında olmanızı sağlayan o şuur düzeyi var. Ve kainatta da bir bilgi var. Sizinle onun düzeni arasında bir ilgi var. Bu bağ kurmalısınız. Kendi düzeninizle onun düzeni arasındaki ilgiyi kurmalısınız ki Cenab-ı Hakk'ın pek çok Esma-ül Hüsna'tı, sıfat-ı ilahiyesi bu ufuktan tülü edecek diyelim. Oradan bize gözükecek inşallah. Cenab-ı Hak bunu bize emrediyor. Böyle düşünmek lazım. Böyle bakmamız lazım kainata. Bizde bir intizam var. Kainatta bir intizam var. İç içe. Farklı katmanlar düzeyinde ve bizim onunla bir ilgimiz var. Bizim düzenimizin o düzene ihtiyacı var. O düzenin de okunmak için bize ihtiyacı var. İnsan kainatın kendisini anlama yoludur. Bunu daha önce de tekrar etmiştik. İnsan kainatın kendisini anlama yoludur. İnsan kainattan yaratılmıştır ama kainat kendisini anlayamıyor. İnsan onu anlıyor. Bizden dile geliyor. Yine başka bir yerde Üstad Hazretleri'nin çok güzel bir ifadesi var. 29. lemma mıydı, 19. lemma mıydı, yanlış olmasın. Kainattaki sanatı kitap şekline girdi diyor. İnsandaki sanatı hitap çiçekleri açtı. Böyle bir bağ var.
Devam ediyoruz. Ey kardeş, ilk paragrafta mutlaka okuyorduk. Ey kardeş, eğer hikmeti alemin tılsımını, kainattaki hikmeti okumanın anahtarını arıyoruz. Hikmeti alemin tılsımını ve hılkat-ı insanın muammasını, insan niye bu alemin içinde var edildi? Kainatta insana niye ihtiyaç var? Hılkat-ı insanın muammasını ve hakikat-ı salatın rumuzunu, bak namazın hakikati de burada anlatılıyor. Hep tekrar ediyoruz, etmeliyiz de, onu da vurgulayalım. Adem, aleme namazından bağlanır, alem de Adem'e namazından bağlanır. Adem, aleme namazından bağlanır, alem de Adem'e namazından bağlanır. Yani namazın maksadı, aynı zamanda kainatın yaratılış maksadı, maksatta birleştiğimiz anda biz aleme dahil oluyoruz. Kelami şeriat ile onunla yükümlülüğümüzü bilerek, onu iman ederek, onda amel ederek kevni şeriata dahil olmuş oluyoruz. Uygun adım atmış oluyoruz. Geçenki derste verdiğimiz örnekte bir orkestra var. Her tarafı intizamlı, milyonlarca çalgı bir ahenkle çalışıyor. Onun içinde bize sabunu koydum leğene türküsünü söylettirmezler. Orası Beethoven'u çalarken sen burada bunu diyemezsin. Dememen için ne yapman lazım? İşte kelami şeriatla amel etmen lazım. Pekala, temsili, hakikat bahsini bir miktar konuştuk. Şimdi geldik 185. sayfaya. Oradan da bir miktar okuyalım. Ondan sonra dönüp tefekkür etmeye çalışalım. Daha bunlar gibi gunagun ubudiyet vazifeleriyle şu dar-ı dünya denilen mescid-i kebirinde farize-i ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip ahsen-i takvim suretini aldılar. Elhamdülillah. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki, yümnü iman ile emnü emanet ile mücehhez, emin bir halifeyi arz oldular. Ve şu meydanı tecrübe ve şu destgahı imtihandan sonra, onların Rabbi Kerim'i onları, imanlarına mükafat olarak saadet-i ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak Darüsselam'a davet ederek, öyle bir ikram etti ve eder ki hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalbi beşere hutur etmemiş derecede parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti ve onlara ebediyet ve beka verdi. Elhamdülillah. Çünkü ebedi ve sermedi olan bir cemalin seyirci müştakı ve aynedar aşıkı, bakın bu kilit cümlelerden birisi bu Risale'nin ve genelde Risale-i Nur'un, çünkü ebedi ve sermedi olan bir cemalin seyirci müştakı ve aynedar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. İşte Kur'an şakirtlerinin akıbetleri böyledir. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Amin. Bu hayırlı zümrenin hem temsilde anlatılan hem hakikatte yaptığı vazifeler ifade edilen hayırlı zümrenin vazifesinin sonuna geldik. Şimdi dalalette olan zümrenin, hayırsız zümrenin neler yaptığını okuyacağız. Ama füccar ve eşrar olan diğer güruh ise haddi bulu ile şu alem sarayına girdikleri vakit bütün vahdaniyetin delillerine karşı küfür ile mukabele edip ve bütün nimetlere karşı küfran ile mukabele ederek ve bütün mevcudatı kıymetsizlikle kafirane bir itham ile tahkir ettiler. Ve bütün esma-i ilahiyenin tecelliyatına karşı red ve inkar ile mukabele ettiklerinden az bir vakitte nihayetsiz bir cinayet işlediler, nihayetsiz bir azaba müstahak oldular. Evet, insana sermaye-i ömür ve cihazat-ı insaniye mezkur vezaif için verilmiştir. Ey sersem nefsim ve ey pürheves arkadaşım! Aya, zannediyor musunuz ki vazife-i hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafaza-i nefis etmek, ayıp olmasın, batın ve felcin hizmetine mi münhasırdır? Yahut zannediyor musunuz ki hayatınızın makinesinde derc edilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas aza ve alat ve şu muntazam cevarih ve cihazat ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gaye-i yeganesi, şu hayat-ı faniyede nefs-i rezilenin, hevesat-ı süfliyenin tatmini için
istimaline münhasırdır. Haşa ve kella. Belki vücudunuzda bunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gaye idhali iki esastır. Biri, Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz. İkincisi, aleme tecelli eden Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla, tanıyarak iman getirmelisiniz. İşte bu iki esas üzerine kemalat-ı insaniye neşü nema bulur, bununla insan, insan olur diyelim ve burada bir mola verelim. Bir sayfa kadar okumuş olduk. Bismillah. Şimdi okuduğumuz yerin başına dönüp ince tefekkürünü yapmaya çalışalım arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle elbette bundan hiçbirisi bizim malımız değil. O bağışladıkça biz de söylüyoruz. Pekala, ne dedi burada? Daha bunlar gibi gunagun, yani rengarenk. Gunagun da hoş bir ifade. Unutulmuş bir kelime. Gunagun. Bence hoş, ahenkli. Unutmamak lazım. Daha bunlar gibi gunagun ubudiyet vazifeleriyle şu dar-ı dünya denilen mescid-i kebirinde. Dar-ı dünya, dünya evi, dünyamız, mescid-i kebir. Dünya nedir? Büyük bir mescid. Aslında vazifesinin, varlığının sebebi o. Cenab-ı Hakk'a ibadet edilmesi üzerinde. Mescid-i Kebir'inde farize-i ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip ahsen-i takvim suretini aldılar. Bakınız, ahsen-i takvim suretini almak bizim bu dünyada vazifemizi yapmamızla oluyor. Eğer biz bu dünyada kulluğumuzu yaparsak, ibadetimizi yaparsak, haramlardan kaçınırsak, ahsen-i takvim suretini alıyoruz. Ha, Cenab-ı Hak bizim fıtratımızda bir ahsen-i takvim yaratmadı mı? Elbette, en güzel kıvam bizim fıtratımızda var. Ama irademizle onu inkişaf ettirmemiz lazım. Sahada varlığını ortaya koymamız lazım. İşin ucunda Allah korusun, Allah hepimizi muhafaza eylesin, esfel-i safiliğine inmekte var. Bunların ikisi de Kur'an'ı ifadeler biliyorsunuz. Ahsen-i takvim de, esfel-i safilin de. Yani ona inmek de var, buna çıkmak da var. Cenab-ı Hak çıkanlardan eylesin. Çıkmak da farizayı ömürlerini ve vazifeyi hayatlarını eda edip oluyor. Yani bunlarla oluyor. Peki farizayı ömür ve vazifeyi hayat nedir? Hayatın vazifesi, bir kere şunu anlıyoruz ki hayat farkındalıkla inkişaf ediyor. Yani bir şeyin hayat tarlığı farkındalığıyla ilişkili. Diyelim bir adam var, hiçbir sualinize tepki vermiyor, heyecan verici bir haber veriyorsunuz, hiç oralı olmuyor veya çevresindeki şeylerle hiç alakadar değil. Hani dersiniz ya bu ne ölü gibi adam ya. Ot gibi yaşıyorsun sen, bitki gibisin falan deriz argoda. Ne bileyim, çeşitli ifadeler var. Ne vurdum doymaz adam falan denir mesela. Bunlar neye işaret ediyor? Yani bu adamda insaniyet mertebesindeki hayat bir parça sükut etmiş. Yahut da bu adam hayatının hakkını vermiyor gibi manalarla bunu kullanıyoruz. Demek ki biz de içimizde bir yerde hissediyoruz ki hayat farkındalıkla, ilgiyle, alakayla, etrafımızdaki etkileşimlere tepki vererek gelişiyor, inkişaf ediyor. Bir dağın varlığı, bir tavşanın varlığından geri. Neden? Çünkü tavşan hayattarlığı cihetiyle her şeyle ilgili, çevresindeki çok şeyle ilgili, her şeyle demeyeyim ama çok şeyle ilgili. Her şey biraz abartılı oldu. Mesela bir bal arısı küçücük bir şey ama dağdan daha ziyade bir varlığı var. Neden? Çünkü bal arısının çok şeylere ilgisi var, dağın ilgisi yok. Hayat mertebesinde ilerleme arttıkça ilgi, etkileşim, etkilenme ve etkilenme artıyor. Bununla hayat inkişaf ediyor. Siz varın Cenab-ı Hakk'ın Hay isminin asıl sahibi olan bizdeki hayatlar, onun hayatının gölgesinin 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 gölgesinin, onu böyle sıralayın gitsin sonsuza kadar olan bizdeki hayat, o kadarcık bir şey olan Cenab-ı Hakk'ın hayatını düşünün.
böyle bir hayat sahibi, varlığına karşı ilgisiz, haşa, olabilir mi? Deistlere buradan da bir cevap yapıştıralım hemen, çakalım cevabı. Deistler diyorlar ki Allah var, hayat sahibi, kainatı tasarlamış, yapmış. Ama bizimle o kadar da ilgilenmiyor. Yani bizim ne yaptığımız, ne ettiğimiz o kadar dünyasında yok. Haşa, sümme haşa, Cenab-ı Hakk'ın o kadar da umurunda değil diyorlar yani. Buradan cevap veririz. Madem hayat tezahürü ölçüsünde ilgiyi gerektiriyor, sende hayat varsa senin ilgin de var. Sende ilgi azsa senin hayatında da bir azalma var. Biz bunu gündelik hayatımızda doğruluyoruz. İfadelerimizle, atasözlerimizle, deyimlerimizle, işte laf atmalarımızla doğruluyoruz. Öyleyse Cenab-ı Hak'taki gibi bir hayat, varlığına karşı ilgisiz olamaz. Cenab-ı Hak'taki gibi bir hayat, varlığına karşı ilgisiz olamaz ki ilgisi var ki yaratmış, bizi varlığa çıkarmış. Öyleyse üstadın sözünü nakledelim. Güneş ışıksız olmadığı gibi uluhiyette nübüvvetsiz olmaz. Oradaki uluhiyet seviyesindeki hayat varlığa karşı nübüvvet ilgisini gerektirir. Oradaki irade sahiplerinin doğruya yönlendirilmesi için nübüvvet şarttır. Diyelim, burada bir sade tarihi girdiğimiz bu konudan tekrar dönelim. Dünya Mescidi Kebir'inde farize-i ömür ne demek? Burada ne diye verilmiş? Ömür borcu diye verilmiş. Peki biz Cenab-ı Hakk'a borçlu muyuz? Evet. Bakın, borçluyuz. Neden? Kötü bir örnek ama şöyle başlayalım. Diyelim bir yerde kumar oynayacaksınız. Çok kötü bir örnek ama yerine oturacak arkadaşlar biraz daha izah edince. Size 10 milyon kredi açıyorlar başlarken. Şimdi 10 milyon krediyle başladığınız zaman siz doğal olarak borçlu değil misiniz oynarken? Borçlusunuz. Hatta ne kadar kazanırsanız kazanın, adam dese ki ben kredi açmasaydım bunları kazanamazdın, onları da bana vereceksin dese, hani bir hakikati yok mu bunun? Var. Şimdi düşünün, Cenab-ı Hak insana göz vermiş, kulak vermiş, azalar vermiş, düşünme yeteneği vermiş, sayılmayacak kadar çok. Ya biz varlık diye ne tanıyorsak zaten bizim hesabımıza kredi olarak onlar. Biz hani bir şeyimiz de mi vardı Cenab-ı Hakk'a verdik de haşa bunları aldık? Bir yerde mi bulduk? Kendimiz mi yarattık haşa? Yok. O zaman bizim varlığa çıkışımız zaten açılmış bir krediyle. Yani başkasının parasıyla buradayız. La teşbih ve la temsil. Başkasının emeğiyle varlıktayız ve tutuluyoruz da her an varlıkta. Her an bizi Cenab-ı Hak varlıkta tutuyor. Bir çay tepsisini elinizden bıraksanız nasıl dağılır, bardaklar dökülür falan. İnsanda öyle hassas dengeler var ki o çay tepsisinden milyon kere daha karmaşık. Her an o denge bizim içimizde kullanıyor. Bizim kendi zekamızın vücudumuza taalluk eden ilgisi ne kadar? Ya işte kapıya çarpmayayım diye kapıyı açıyorum mesela. İşte bu kadar benim ilgim. Ama vücudumun içinde neler oluyor? Her an ne detaylar yaşanıyor. Benim bunlara bir ilgim var mı? Farkında bile değilim ki. Bilim anlatınca diyorum bak böyle bir şey de oluyormuş. Hal böyle olunca uyanmak gerekmez mi? Ya bu ömür borç yahu. Bu ömür borç. Bir kredi alınarak çıkılmış. Bir iş yerinde, bak bu örnek daha temiz, nezih olacak, oturacak belki daha fazla. Size bir araba verseler, bir işte avans verseler, bir işte ne bileyim takım elbise verseler, dersiniz ki ya bu bir yerde kullanmam lazım bunu. Hani bunu verdiler de öyle babaların hayrına vermediler. İlla ki benim bir sorumluluğum var bunları almaktan ötürü. Çünkü ben bunlara karşılık bir şey vermedim. Bu bir borçlanma. Onun gibi de ya bizim de düşünmemiz lazım. Ya ben bir şey ödemiyorum bunlara. Varlıkla tanıştım ama varlıkla tanışmak için öncesinde bir şey vermedim. Varlığın içinde çok ileri bir mertebedeyim, insaniyet mertebesindeyim. Ne farkındalıklarım var, ne nimetler var üzerimde. Ben bunların hiçbirisine bir şey harcamadım. Bunlar bende bir borçlanma değil mi? Ben bunlara bir karşılık vermek zorunda değil miydim? Bana mı sormuş yaratırken, sana mı soracaktı yaratırken? Hani bazıları diyor bunu. Bana mı sordu yaratırken? Ya sana mı soracaktı? O Allah, sen kulsun yani. Beğenmiyorsan çık bakayım varlıktan. Çıkabiliyor musun? Hani kendini hiç et. Daha hiç var olmamış gibi et. Yapabiliyor musun? Ha işte intihar falan. İntihar da hiçlik değil ki.
Sadece bu hayattan yanlış bir şekilde kendini çekmiş olacaksın. Bunun da hesabı sana sorulacak. Yani sen her şekilde oyunun içindesin. Aldın krediyi, oyuna başladın. Daha bu masadan kalkıyorum yok. Bu masadan kalkmak diye bir şey mümkün değil. Öyleyse bu masadan kalkılmıyormuş gibi bir psikolojiyle hareket etmek lazım. Yani insan, mantıklı insan bir gemiye bindirseler bizi, gemide okyanusun ortasında olsa, ya bana mı sordunuz bindirirken denilmez artık. Binmişsin okyanusun ortasındasın. Artık burada ben ne yapmalıyım? Bu fırtınada ne yaparsam kurtulurum veya işte ne yaparsam burada hayatta kalınır gibi şeyleri düşünmek lazım. Kaçınamadığımız, çıkamadığımız, kaçamadığımız yerlerde artık mantıklı, aklı başında insan ne yapar? Ya durum bu. O zaman ben burada olmanın sorumluluğu içinde davranmam lazım der. Ama gel gelelim insanoğlu sanki başka bir alternatif varmış gibi konuşuyor. Yani sanki Allah'tan başka gidecek yerimiz varmış gibi yaşıyoruz arkadaşlar. Ben onu kendimde çok görüyorum yani. Bu gaflet çok bela bir şey. Yani sanki ya Allah'tan başka bir merci varmış gibi. Yok ki kardeşim, yok. Nereye gidiyorsun? Ne kadar günahkar olsan da dönüp gideceğin Allah yani. Ona yöneleceksin. Yani ikinci bir Allah yok ki haşa. Buraya nereden geldik? Farizi ömürlerden geldik. Bir şey daha diyecektim ama onu da unuttum. Neyse devam edelim yolculuğumuza. Daha bunlar gibi gunagun ubudiyet vazifeleriyle, rengarenk ubudiyet vazifeleriyle, kulluk vazifeleriyle, şu dar-ı dünya denilen mescid-i kebirinde farize-i ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip elhamdülillah ahsen-i takvim suretini aldılar. Bazen ahsen-i takvim suretini ben şöyle de düşünüyorum. Ona da dokunayım madem konuşuyoruz. İnsanoğlu cennette miydi? Evet, Hazreti Adem Aleyhisselam babamız, Hazreti Havva annemiz, onlar cennettelerdi. Fakat şeytanın bir hilesiyle, bir acabaya düşürmesiyle hata işlediler ve dünyaya indiler. Bence o süreç şunu gösteriyor ki insanın tecrübeye ihtiyacı var. Yani hiçbir şey akılla bilmek tecrübe gibi olmuyor. Tecrübenin yerini hiçbir şey doldurmuyor yani. Bizzat tattığın zaman, yaptığın zaman, olduğu zaman diyorsun ki ha bu buymuş, o da oymuş. Bizim bu dünya tecrübesine ihtiyacımız var. O tecrübenin sonunda göreceğiz ki her şeyde, her konuda, her konuda Allah'ın dediği gibiymiş, buyurduğu gibiymiş. Hep bütün hakikatler onun buyurmasındaymış. Bunu biz şimdi iman etmiyor muyuz? Ediyoruz zaten ama işte bu bilgi, bu marifetullah düzeyi bizzat tecrübe gibi olmuyor. Biz bu dünya hayatında aslında bizzat onu tecrübe ediyoruz. Mesela diyelim ki birisi bize şey dedi. Oğlum dedi sigara içme. Ben içmiyorum da arkadaşlar hani diyelim büyüğünüz size nasihat etti. Çok şükür içmiyorum ben. İnşallah içenler varsa içimizde bırakırlar. Oğlum sigara içme bak şöyle böyle olursun dedi. Ya tamam doğru haklısın ya işte içmemek lazım falan ama içmeye devam ettin. Geldin 40'a 50'ye baktın ciğerlerde fenalık ya gerçekten içmemek lazımmış diyorsun. O noktada o adamın sözünü ettiğin iman verdiğin haklılık önceki gibi olmuyor. Ha fikren ha tamam doğru söylüyor diyorsun ama o tecrübenin sonucunda gelen şey çok daha başka. Veya işte herhangi bir şey şimdi sizin belki dünyanıza da çok şeyler açılmıştır. Böyle nasihatlerin sonucunda onların dediği, nasihatlerin dediği hakikat çıktıysa ya hakikaten bak adamın dediği gibi oldu dediğiniz noktada o bilgi daha muhkem bir bilgi oluyor. Ve burada iradenin de bir sınavı yaşanıyor. Biz Cenab-ı Hakk'ın muradından başka şeyleri seçebiliyoruz. Bak, yarattığından başkasını seçemeyiz. Ama muradından başkasını seçebiliyoruz. Cenab-ı Hak iradeye cüziyemize bir alan açmış. Bunun yanlış olduğunu seçerek, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Onun emir buyurduklarından gayrısının yanlış olduğunu, onun yasakladıklarının doğru olduğunu, emrettiklerinin doğru olduğunu seçerek biz irademizle bir eğitim alıyoruz. İrade bu tecrübeyle eğitimini alıyor. Ondan sonra biz cennete gittiğimizde acaba yok artık. Herkes beyinesiyle orada olacak, deliliyle olacak Kur'an'da buyurulduğu gibi. Göreceğiz ki ya evet tam Cenab-ı Hakk'ın dediği gibiymiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani
müşrikleri galiba Bedir'de bir çukur açılıyor. Müşrik ölüleri oraya gömülüyor. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara oradaydı herhalde ya yanlış hatırlamıyorsam. Yani Cenab-ı Hakk'ın dediği hakikat miymiş? Hakikatmiş öyle bir soru soruyor galiba. Onlardan da cevap alıyor diye bir şey aklıma geliyor inşallah doğru hatırlıyorumdur. Veya işte cennet cehennem ehlinin işte konuştukları biz Cenab-ı Hakk'ın vaadini kendimize hak olarak bulduk diyor cennet ehli. Siz de buldunuz mu diyor. Cehennem ehli de diyor evet diyor. Biz de Cenab-ı Hakk'ın vaadini kendimiz hakkında hak olarak bulduk. Ne dediyse oldu. Evet. Bu da Sadet Harici gibi oldu ama devam edelim. Farize-i ümürlerini ve vazife hayatlarını eda edip ahsen-i takvim suretini aldılar. Ahsen-i takvim bir tür olgunluk da olabilir. Bir kamil mümin olma hali. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki yümni iman ile yümni iman ne? İman emniyeti mi? Yanlış mı biliyorum? İmanın getirdiği bereket ve uğur diye çevrilmiş burada. Yümni iman ile emnü emanet ile mücehhez. Yani emnü emanet. Bu da Kur'an'ı bir ifade. Bakınız Ahzab suresinde 72. ayette geçiyormuş. Emni emanet ile donanmış emin bir halifeyi arz oldular. Şeriat-ı kevniye ile İslam'la yani şeriat-ı kelamiye ile yani İslam'la amel ettiğimiz zaman biz bütün varlığın üstüne çıkıyoruz. Neden? Çünkü irademize bırakılmış alanda kendi irademizin tayinlerinden vazgeçip Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini seçiyoruz. Bu şuur, bu şuurlu kaçış, bu istiaze, bu Allah'ın emrine yöneliş bizi mahlukatın üstüne çıkarıyor. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki yümni iman ile emni emanet ile mücehhez, emin bir halifeye arz oldular. Şimdi öyle bir şans mesela... Şöyle yine bak aklıma örnekler geliyor hep, misaller geliyor. Şimdi başka şansımız yok. Bunlarla açmaya çalışacağız konuyu. Avam olduğumuz için. Diyelim bir elemanınız var. Bu elemanınızı sınadınız. Adama beni sınamışlardı öyle bir keresinde. Çok büyük para vermişlerdi bir yerde çalışırken. Hani ne yapacak? Sonradan söyledi patron böyle bir şey yaptığını. Yani o parayla sizi bir yere gönderiyor. O parayı ne yapacaksınız? Ha, bir şey yapmadınız, doğru düzgün şekilde kullandınız, verilen görevi yerine getirdiniz falan. Onu gördüğü zaman ne oluyor? Sana daha çok güveniyor. Bir daha fazla vazife veriyor veya işte maaşını arttırıyor veya sorumluluk alanını genişletiyor. Sana daha çok böyle yani yetki alanı tabiri caizse önceki mertebeden yukarı mertebeye yükseltiyor seni değil mi? Böyle bir sınamadan geçtikten sonra bunu yapıyor dükkan sahibi veya patron veya iş yeri sahibi. Seni deniyor. İradeni nasıl kullanıyorsun? Sana bırakıldığında ne yapıyorsun? Büyük diyelim caydırıcılar, hileler, akıl karıştırıcılar olduğunda ne yapıyorsun? Cenab-ı Hak da bizi bu dünyada böyle bir sınavdan geçiriyor. Nasıl işte bir elemanına 100 milyon dolar verip hadi bakalım bu para sende dursun bir hafta sonra alırım dediğinde o adam bir hafta sonra gözüküyor mu gözükmüyor mu? Veya işte bir para verdin şu işi yap dediğinde o adam o parayla o işi yapıyor mu yoksa başka bir şeye mi götürüyor o işi? Kasaya koydun. Kasada ne yapıyor o adam? Kasadan para mı çalıyor? Bir katakulle mi çeviriyor yoksa düzgün bir şekilde akçesi akçesine mi intizamla işletiyor orayı? Cenab-ı Hak bu dünyada bize şeytanı musallat etmekle, işte dünyadaki nefsani caydırıcıları yaratmakla aslında her an bizi sınıyor. Biz her sınavdan geçtiğimizde tıpkı o patronun elemanına yaptığı gibi mertebe yükseliyoruz. Çünkü emaneti hak ettiğimizi gösteriyoruz. Emanet verilirse yerine getireceğimizi, bocalamayacağımızı, arıza çıkarmayacağımızı, o yükü taşıyabileceğimizi gösteriyoruz. Bu da emni emanet ile mücehhez işine burada geçti ya, onunla donanmamızı arttırıyor. Cenab-ı Hak biz mertebe kat ettikçe ibadette ve takvada, sınanmadan geçtiğimiz için üzerimizdeki yükü arttırıyor. Yük demeyelim de ona nimeti arttırıyor. Doğrusu nimet. Yük ama çok tatlı bir yük yani. Şimdi Allah dostlarıyla biz bir miyiz? Haşa. Biz tırnağıyız. Ayağının tozuyuz. Onlar başımızın tacı.
Şimdi onlar nasıl öyle oldular? O büyük imamlar, gavslar, kutuplar, arifler, alimler, dervişler, Allah hepsinden razı olsun. Hepsinin şefaatini bizlere nasip eylesin. Nasıl öyle oldular onlar? Çünkü onlar sınanmaları hep geçtiler. Cenab-ı Hak da onlara daha fazlasını verdi. Ben keramet gösteremiyorum, o gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Taşıyabileceğini gösterdi çünkü. Ben dedi bu keram, yani Cenab-ı Hak ona o ikramı verirse afallamayacağını, arıza çıkarmayacağını, kendini şaşırmayacağını Cenab-ı Hakk'a la teşbih ve la temsil bir şekilde ispat etmiş oldu. Cenab-ı Hak da ona o sorumluluğu veriyor o zaman, o mertebeyi veriyor o zaman. Çünkü taşıyabileceğini gösteriyor. İşte Allah dostları, işte en başlarında peygamberler aleyhisselam. Peygamberler nasıl alıyor nübüvvet yükünü? Bir tabi onun arkasında bir akrebiyet var, Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı var. Ondan elbette onun altını çizmek lazım. Ondan farklı söylenemez ama peygamber de o yükü kaldırabilecek kişi. Yani fıtraten ona müsait, emaneti şaşırmayacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cahiliyedeki lakabı neydi? Ne diyordu müşrikler ona? Müşrikler bile ona Muhammedül Emin diyorlardı. Emin Muhammed. Sen emaneti emin olana vermez misin? Onun mertebesini yükseltmez misin? Cenab-ı Hak da öyle yapmış. Şan-ı rububiyetiyle. Evet. Yümni iman ile emni emanet ile mücehhez emin bir halifeye arz oldular. Bizim halifeye arz oluşumuz böyle bir vesile, böyle bir vesileyle, böyle bir süreçten geçerek. Yoksa biz kendi başımıza, kendimizde bir şey var diye kainatın üstünde sorumlu değiliz. Cenab-ı Hakk'ın ihsanına ne kadar uygun hareket ediyorsak üzerimizdeki ihsan da o kadar ziyadeleşiyor. Öyle halifeyiz yani. Ve şu meydanı tecrübe ve şu destgahı imtihandan sonra, meydanı tecrübe ve destgahı imtihandan sonra, meydanı tecrübe ne demek? Tecrübe meydanı zaten açık. Destgahı imtihan, yani imtihan yeri'den sonra onların Rabb-i Kerim'i onları imanlarına mükafat olarak saadet-i ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak Darüsselam'a davet ederek, bakın ilginç, burada niye böyle bir ikilik yapıldı? Onların Rabb-i Kerim'i, yani kerem sahibi, cömertlik sahibi, ikram sahibi Rableri, onları imanlarına mükafat olarak saadet-i ebediyeye, sonsuz saadet, imanın mükafatı. Tamam, anladık bunu. İslamiyetlerine ücret olarak da Darüsselam'a, emniyet yurduna. Bak, sonsuz saadet, imanın mükafatı. Darüsselam, selam yurdu ama aslında bunlar hani birbirlerine yakın anlamlar ama burada bu şey niye kondu ayraç, onu anlamaya çalışıyoruz. İslamiyetlerine ücret olarak Darüsselam'a davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki, hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalbi beşere hudut etmemiş derecede. Bu da bir hadis-i şeriften alınan ifade. Hatırlıyorum. Ha, burada da söylenmiş. Buhari, Bedül Halk bahsinde geçiyormuş. Müslim, iman, cennet bahsinde geçiyormuş. Tirmizi'de cennet bahsinde geçiyormuş. İbn-i Mace'de züht. Darimi'de rikak. Müsned'de verilmiş numaralar falan. Bayağı demek ki ortak bir bilgi. Öyle bir yer bekliyor bizi. Hiç göz görmemiş, kulak işitmemiş, kalbi beşere hutur etmemiş, hiç hatırımıza gelmemiş. Kalbi beşere hiç öyle bir şey aklına gelmemiş, kalbine doğmamış şekilde parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti ve onlara ebediyet ve beka verdi. Dönelim tekrar. Acaba Allahu Teala, benim aklıma şu geliyor. Bunlar yapılanın karşılığı gibi duruyor. Yani bir açıdan neden? Siz iman ettiğinizde neye iman ettiniz? Sonsuzluğa iman ettiniz. Yani Allah'a iman etmek sonsuzluğa iman etmek değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberlere iman etmek, onların getirdiği mesajda geçen sonsuzluğa iman etmek değil mi? Kur'an'a iman etmek, içindeki sonsuzluk bahislerine iman etmek değil mi? Cebrail Aleyhisselam'a iman etmek değil mi? Ve o meleklerin varlığı da onların cennetten haber vermeleriyle yine bir nevi sonsuzluğa iman etmek değil mi? Bunlar hep birbiriyle sarmal bir şekilde ilgili. Mesela Kur'an'ın
ne kadar doğru olduğuna iman ediyorsak, biz Cebrail Aleyhisselam'ın da o kadar doğru olduğuna, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da o kadar doğru olduğuna iman etmiş oluyoruz. Bunlar çünkü beraber mesajı getirdiler bize. Cenab-ı Hak'tan mesaj Cebrail Aleyhisselam'dan Efendimiz'e, Efendimiz'den bize ulaştı. O süreçteki iman bütününe imandır. Birbirleriyle bağlıdır bunlar yani. Oradan şeye dönelim. Şimdi iman sonsuzluğa oluyor dolayısıyla. Çünkü Allah kavramını dünyanıza soktuğunuz anda zaten sonsuzluk kavramı girmiş oluyor. Allah'la zamanla kayıtlı mı? Haşa, değil ki. Ezeli, ebedi. Allah'lık böyle olur yani. Bizim gibi olmamakla Allah olur o. Sübhaniyetiyle, bizdeki kusurlardan, eşyadaki kusurlardan tenzihiyetiyle Allah olur o. Şimdi bak, o olduğuna göre iman, sen öyle bir şeyin olduğuna iman ettin. Cenab-ı Hak da sana onunla mükafat verdi, ebedilikle ve saadetli olarak verdi. Ama iman etmedin, ne veriyor? Yine ebediyet veriyor ama bu sefer saadetsiz. Yani cehennem, yani azap. Çünkü orada sen iman etmemiş oldun. Onun da cevabı böyle veriliyor. İslamiyet'ten ücret olarak Darüsselam. İslamiyet neye iman oluyor? Amellerde, Allah'ın menhiyatında veya emrettiklerinde doğru olanın Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu olduğuna, ona teslim olmak manasına geliyor. Yani iman kalpte, akılda bir düşünüş, bir şuur olarak Cenab-ı Hakk'ın varlığına, akide parçalarına, maddelerine iman oluyor. İslamiyet amelde teslimiyet oluyor. Onun da ücretine, bak sen teslim oldun, Cenab-ı Hak da sana selam verecek. Yani teslimiyetin sonucu. Sen bir işte diyelim düşmana teslim olduğun zaman, düşman demeyeyim de, mesela diyelim iyi bir komutan, Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh, ona oradaki işte Kudüs'teki kral teslim oldu, ne buldu? Selamet buldu. Çünkü ona teslim olmasını mükafat olarak o da onu yolcu etti. Yani bir anlaşmasına aykırı bir şeyde bulunmadı. Teslimiyetini büyüklüğünün şanından gelen bir selametle karşıladı. Sen bu dünyada selameti onun emirlerinde aradın. O da sana tam bir selam yurdu verecek karşılığı olarak. Madem sen bana tevekkül ettin, sen bana teslim oldun, altına selamet diye Cenab-ı Hak bize inşallah ikram edecek. Davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki hiç göz görmemiş, kulak işitmemiş ve kalbi beşere hutur etmemiş derecede. Yani bizim artık şeyimiz yetmiyor onu kavramaya. Öyle bir bağışı olacak Cenab-ı Hakk'ın. Parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti ve onlara ebediyet ve beka verdi. Çünkü ebedi ve sermediği olan bir cemalin, burayı okuyarak bitirelim. Çünkü ebedi ve sermediği olan bir cemalin seyirci müştakı ve aynedar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. Çünkü ebedi ve sermediği olan bir cemalin seyirci müştakı ve aynedar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. İşte Kur'an şakirtlerinin akıbeti böyledir. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Amin, amin, amin. Şuraya dair de bir iki dakika konuşalım, ondan sonra bitirelim. Zaten süremiz dolmuş. Ebedi bir cemalin müştakı, aynedar aşıkı neden baki olup ebede gitsin? Allahu alem, bunun bir cevabı şöyle. Bediüzzaman Hazretleri Haşir Risalesi'nde 10. sözde bunu çok açmıştı. Sevmek ebediyetle, ama tek bir kişinin değil, iki tarafın da ebediyetiyle hakiki sevmek oluyor. Cenab-ı Hak sonsuz, ebedi, ezeli. Ama biz öyle değilsek, bu sefer Cenab-ı Hakk'ın bize kendini bildirmesi, o güzelliğinden, o cemalinden, sonsuz cemalinden, celalinden, sonsuz celalinden haberdar edişi ve bütün Esma-ül Hüsna'sının sıfat-ı ilahilesinin latifliklerinden haberdar edişi aslında bir yoksunluk öğretişi oluyor. Bakınız, ateistler niye intihar ediyorlar çok? Onlarda niye bu vakalar fazla? Çünkü yaşamak onlar için yoksunluk öğrenmek. Her an yeni bir lezzet, yeni bir güzellik tadıyorlar, biliyorlar, öğreniyorlar, yaşıyorlar. Ama bunlar kalmayacak, buna da iman etmiyorlar. Yani hiçliğe iman ediyorlar. O zaman yaşamak onlar için hiçliği arttırmak.
yoksun bırakılacaklarını arttırmak, kaybedeceklerini, ayrılacaklarını, acılarını arttırmak demek oluyor. Adam diyor ki o zaman 10 sene sonra niye öleyim? Ben şimdi öleyim, daha az şey özlemiş olurum. Daha az şey kaybetmiş olurum gibi gibi bir yola giriyor onlar. Tersini düşündüğümüzde de işte Cenab-ı Hakk'a iman ettiniz, onu sonsuz olarak bildiniz, güzelliklerini bildiniz ama siz faniyseniz içinizde bir yara kalıyor, bir acı kalıyor. Şimdi sen Cenab-ı Hakk'ı sevdin, ona ibadet ettin, yahu Cenab-ı Hak bunun altında kalır mı? Bak, sen ibadet ettin, sevdin, yani kim cömertlikte, kim teveccühte, kim latiflikte, latiflik ifadesi doğru olmadı belki ama rahmette diyelim, hadi rahmette onu katmış olalım gibi gibi. Düşünün arkadaşlar, bunlarda kim Cenab-ı Hakk'ı geçebilir? Sen ona o kadar teveccüh ettin, o lebbeyk kulum demez mi? Hani o şiirde var, sen Allah'a gönülden, nasıldı o? O alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi diye devam ediyordu da şiirin devamı. Sen Allah'ı bilirsen Allah seni bilmez mi? Ha, sen Allah'ı seversen Allah seni sevmez mi? Emrince hizmet etsen hak ecrini vermez mi? Yani sen gittin bir Kadir Şinas adama iyilik yaptın, o adam onun altında kalmıyor değil mi? Veriyor karşılığını, mutlaka sana o vefasını gösteriyor. Bu beşerin adi işi. Cenab-ı Hak gibi bir sultanlar sultanı. Sen ona o kadar teveccüh ettin, sevgini gösterdin, ilgini gösterdin, rızasını kazanmaya çalıştın. Ya Cenab-ı Hak hiç onları ziyan eder mi ya? Onun sultanlığının şanı onu bırakır mı? Elbette ebedinin sadık dostu ebedi olur. Bırakmaz yani seni, arkada bırakmaz, yolda bırakmaz, hiçlikte bırakmaz, unutmaz. Nerede inşallah, bizi de sorar öyle inşallah. Nerede Ahmet'im der mesela, inşallah. Yani bunlar olur arkadaşlar, inşallah Cenab-ı Hak'tan dileyelim. Burada da bitirelim. Yani o ebedi ve sermedi olanın mutlaka sevdiği de ebedi olur. Öyle olmalıdır. Onun şu sultanlığı böyle iktiza eder. Aynalık da böyle olur. Fani aynanın yansıtıcılığı da eksik olacaktır. Aynayı kaldırabilecek, aynalığı kaldırabilecek karşısındakinin de tezahürlerini, tecelli, tezahür değil de tecelli diyelim ona, ikramlarını yansıtabilecek olması için devamlı olması gerekir diyelim. Burada ara verelim inşallah. Bir dahaki dersimizde yine bu hakikatleri konuşmak üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.